Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji sohbetiyle karşınızdayım. Özellikle yorumlarınızı okuyorum. Yapıcı olanlar için çok teşekkür ederim. Beğenenler için, beğenmeyenler için. Bir yandan da sizin önerilerinizi önemsiyorum ve bununla beraber ses konusunu çözmek için bir mikrofon aldım. Şimdi bu mikrofon eşliğinde umarım size daha iyi bir deneyim sunabilirim. Öncelikle size bugün harika ChatGPT komutları veren bir web sitesine götüreceğim. Bunu da size bu arada açıklamalar kısmına ekliyorum. Artık açıklamalar kısmı son videomun mesela bütün linklerini bulabilirsiniz. Bir blog sayfası açtım. Oradan da takip edebilirsiniz. Buna da linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi eğer ChatGPT kullanıyorsanız ve komutlarınızı geliştirmek, daha iyi komut yazmak istiyorsanız o zaman size inanılmaz bir ansiklopediyi, inanılmaz bir kılavuz gösteriyor olacağım. Eğer bilmiyorsanız işinizi bayağı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bakın İngilizce, dilerseniz ben DeepL kullanıyorum. Onu da Türkçe'ye de çevirebiliyorum. Bunu yapanın burada Türk olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela bir telaffuz istem oluşturucusu için sizden bir ipucu üreticisi olarak hareket etmenizi istiyorum. Türkçe konuşan insanlar için İngilizce telaffuz asistanı olmanı istiyorum demiş. Ya da Müslüman imam da var bu arada. Yaşam sorunlarıyla nasıl başa çıkacağım konusunda bana rehberlik eden ve tavsiyelerde bulunan bir Müslüman imam olarak hareket et diyor. Farklı farklı bu arada 170 satırdan oluşuyor. Yani 170 farklı istem oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz gibi matematikçi, yeni dil oluşturucu, Linux terminali, İncil çevirmeni gibi farklı ihtiyacınıza uygun burada komutlar bulabilirsiniz ve bu komutları Türkçe, İngilizce kullanabilirsiniz ya da farklı dillere çevirerek kullanabilirsiniz. İçlerini biraz değiştirebilirsiniz. Mesela bir rüya yorumcusu bile gördüm. Bakın. Bu aralar daha fazla zaten ilişki terapisti ya da bir özel terapist olarak TikTok'ta insanların, gençlerin kullanmaya başladığını gördüm. Özellikle ChatGPT'yi. Şimdi ChatGPT'nin sesli asistanı var ya, onunla konuşuyorlar. Sıkıntısını ona dile getiriyor. Hatta bir yazı okudum. O yazıda da mesela bir adam işte bir kız arkadaşıyla her sorun yaşadığında kız arkadaşı sürekli ChatGPT'ye soruyormuş. O sorunları anlatıyormuş. ChatGPT de biraz böyle yanlı davranıyormuş ve tabii ki kızın tarafında oluyormuş. Zaten ChatGPT'nin özellikle böyle bir motivasyon koçu gibi hareket ediyor ya, kişisel motivasyon koçunuz gibi ve hep hani kadını haklı çıkartıyormuş. Şu anda da böyle bir trend olmaya da bu arada başladı. Elon Musk'ın Neuralink'ini duymuşsunuzdur. Neuralink şimdi insanlara beyin çipi takabilen ve o takılan çiple beraber bilgisayarını sadece düşünceyle kontrol edebilen bir teknoloji geliştiriyor. Ve bunun ilk denemesini yaptı, hatta ikinci denemesine de başladı. Ama 2016 yılında kuruldu Neuralink. Neuralink'ten başka şirketler de var. Onlardan birinden bahsedeceğim bugün size. Hem Jeff Bezos'un hem de Bill Gates'in yatırım yaptığı bir şirket bu. Tom Oxley isimli bir girişimcinin şirketi, Synchron isimli. Ve Synchron da 2012 yılında kurulmuş. Girişimci Tom Oxley kendisi bir doktor ve ihtiyacı sebebiyle aslında bu şirketi kuruyor. Özellikle önemli ölçüde felç geçiren, inme ya da omurilik yaralanmaları olan insanları hedefliyor. Ve bu hastalar bilgisayarların ekranlarını düşünce güçleriyle hareket ettirmelerine yardımcı oluyor. Ve çok daha fazla insanın üzerinde deney yapabildiler. Neredeyse 2019'dan itibaren 10 kişiye bu çiplerini takabildiler. Bu çiplerin önemi, Neuralink'ten farkı, daha az invaziv olması. Yani invaziv derken yara açan diyebiliriz. Beyne açıp büyük bir ameliyat yapmaktansa bu şirket sizin kanınıza bir sensör yerleştiriyor. Synchron'a baktığımızda Amerika'nın Gıda ve İlaç Dairesi'nden onaylarını aldı. Hatta diğer ticari beyin çipi şirketlerinden çok daha ileride. Bahsettiğim gibi onun üzerinde kişiye de zaten taktı. Synchron'un cihazı açık beyin ameliyatı gerektirmiyor. Dolayısıyla ticarileşmesi için de çok daha kolay bir yolu var diyebiliriz. Doktorlar cihazı hastanın şah damarından beyne besliyorlar. Her zaman kan damarlarının içinde kalıyor bu çip. Beyne bir çip yerleştirmek daha hızlı ve daha az hasarlı bir ameliyat gerektiriyor. Dolayısıyla aslında Musk'la rekabet edebilecek mi diye bakıldığında, eğer teknolojisi de iyiyse kesinlikle rekabet edebilir gibi duruyor. Şimdi bu çip teknolojisi çok yeni. Belki işte robotlar kadar hızlı görmeyebiliriz diye düşünüyor olabiliriz ama bu tür beyin cihazlarının 2030 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Morgan
Morgan Stanley yazmış bunu ve geçen ay yaptığı bir araştırmada şirketlerin 2036 yılına kadar da bu implantları satmaya başlayacağını ve Amerika'da her yıl 500 milyon dolardan fazla da gelir elde edebileceğini ayrıca söylüyorlar. Geçtiğimiz hafta yapay zekanın kokuyla birleştiğini ve kokuyu dijitalleştirebilmeye başladığından bahsetmiştik. Bu hafta da size Meta'nın yapay zeka araştırma grubunun dokunmayı ele aldığını ve geliştirdiğinden bahsetmek istiyorum. Meta Fair isimli bir araştırma bu. Robot teknolojisini geliştiriyor ve gelişmiş makine zekasını kullanarak hedefleri dokunmayı insan gibi algılayabilen ve yapabilen robotlar geliştirmek. Yani dokunma hissini dijitalleştirmek ve bunu robotlara önce entegre edebilmek, ardından bunu VR başlıklarda yapıyorlar ya, hani işte sanal gerçeklik dünyasında bulunuyoruz ve sanal gerçeklik dünyasında başka dünyalarda gezerken işte koku yok, tat alma yok, dokunma yok. Şimdi bu olmayanlardan dokunmayı da bu dijitalleştirmeyle beraber sanal gerçekliğe de işte katmak istiyorlar. Bunun için de çalışmalarını yapıyorlar. FAIR ismini temel yapay zeka araştırma ekibinden alıyor. Yani Fundamental AI Research ekibi yapıyor bunu. Ve şu anda robotların parmak ucu ve deri dokunma sensörlerini tek bir robot eline entegre etmek için standartlaştırılmış bir donanım ve yazılım üzerine çalışıyorlar. Hatta bunu piyasaya sürecekler yakında. Bu arada geçtiğimiz hafta robotlardan bahsetmiştik. Bugün de bir robota bakacağız. O robota bakmadan önce şunu düşünmeye davet edeceğim sizi. Şimdi düşünsenize, robotlar da başka bir tür olarak geliyorlar. Ve Elon Musk geçen hafta işte Suudi Arabistan'daki gelecek konferansına online olarak katılarak 2040 yılında insandan daha fazla robotlar olacak demişti. 2050 gibi 10 milyar insan olması bekleniyor dünyada. Yani 2040 gibi düşünsenize 8 ila 10 milyardan daha fazla robotlar, özellikle humanoid robotlar olacak deniyor. Bu da yeni bir türün hakim olacağını, yeni türlerin yanı başımızda bizimle beraber yaşayacağı anlamına geliyor. Peki bunların sahipleri belli başlı teknoloji şirketleri olacak. O teknoloji şirketinin bir nüfusu olacak. Sanki bir dünya, bir devlet gibi, bir bayrak, yani bir şirket altında düşünsenize milyarlarca humanoid var. Tesla'nın milyarlarca Optimus'u olduğunu düşünün. Şimdi bu şirketler kendi devletlerine sahip olacaklar. Çünkü o robotların da belli kuralları, belli uydukları çizgiler, sınırlar olacak. Dolayısıyla bu beni biraz özellikle bu şirketler humanoid ya da benzeri robotlara sahip olan, akıl yürütebilen, fiziksel dünyada var olabilen robotların şirketleri ülkelerden daha mı güçlü olacak ya da ülkeler kadar mı güçlü olacak ve aynı haklar mı tanınacak? Ne olacak? Hangisi üstün olacak? Nasıl konumlanacak? Nasıl şekillenecek? Böyle distopik bir dünya bizi bekliyor ve çok da uzun bir dönem de almayacak bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni gelecek türler, yeni oluşacak toplumlar ve onların bağlı olduğu şirket ya da şirketimsi ülke diyelim. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Bunu size sormuşken bugün size hoşunuza gidecek, ev işleri yapacak bir robot göstereceğim. Kendisi özellikle işte çamaşır yıkama ve benzeri ev işlerini yapmak için geliştirilmiş. Physical Intelligence isimli bir şirket bu. Bu şirket bu yılın başlarında 400 milyon dolar değerleme biçilmişti bu şirkete. Physical Intelligence firması 2 milyar dolar değerlemeyle şu anda 400 milyon dolar aldı ve bunları verenlerden bazıları da bildiğimiz insanlar, mesela Jeff Bezos gibi, ayrıca Thrive Capital gibi, Lux Capital gibi diğer yatırımcılar da içinde OpenAI da var. OpenAI'nin zaten başka robot firmalarında yatırım yaptığını biliyoruz. Bu Physical Intelligence şirketinin şimdi P0 isimli bir robotu var. Bu robotu şimdi bize gösterdiler. Yemekten sonra masayı topluyor, çamaşırları katlıyor. Böyle her şeyi yapabilen ilk genel robot modeli gibi düşünebiliriz. OpenAI'ın bu arada ilk yaptığı robot yatırımı değil bu. Onu da belirteyim. Ayrıca Figure'a da yatırım yapmıştı. OpenAI hem Figure, Amerikalı şirkete yatırım yaptı, hem de bu İskandinav şirket 1X'e de yatırım yapmıştı. 1X'de o da bir robot şirketi, robotlar üzerine çalışıyor. Şimdi de Physical Intelligence'da da onun varlığını görüyoruz. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu ilk sonuçlar tabii ki baktığımız zaman bir emekleme aşamasında olduğunu gösteriyor ama bir sıfırdan büyüktür her şekilde ve bu Physical Intelligence, yani namı diğer fiziksel zeka isimli şirkete göre umut verici bir tablo olduğunu söylüyorlar. Ben de kesinlikle öyle görüyorum. Neuralink, yani Elon Musk'ın şirketi, özellikle görme engellilere de göz implantı yapacağını söylemişti ama ondan önce başka bir şirket bir göz implantıyla görme engelli
umut veriyor şu anda. Neuralink'in yine rakibinden bahsedeceğiz. Science Corporation isimli. Özellikle önemli olmasının sebeplerinden biri Neuralink'in kurucu ortağı tarafından kuruldu bu biyoteknoloji şirketi. Ciddi görme kaybı yaşayan hastalara yardımcı olacak bir beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi üzerine çalışıyorlar. Şimdi girişim geçen hafta bir duyuru yaptı ve ön klinik denemelerde merkezi görme yetilerini kaybetmiş, yasal olarak görme engelli hastalara şirketin retina implantları taktığını söylediler ve bu implantlar sayesinde de hastaların görmeye başladıklarını söylüyorlar. Hatta hastalar kitap okuyabilmeye başlamış ve yüzleri tanıyabilmeye başlamışlar. Science Corp'u kurmadan önce Neuralink'in başkanlığını yapmış CEO Max Hodak ve bir konuşma yapmış. Burada da şunu söylüyor. Bildiğim kadarıyla görme engelli hastalarda akıcı okuma yeteneğinin geri kazanılması kesin olarak ilk kez gerçekleşti diyor. Prima ismini vermiş kendi teknolojisine ve Prima'nın renkli görüntüler sunamadığını söylüyor ama hastaların şekilleri ayırt edebilmesini sağlayan form görüşünü geri kazandırmış ve bu anlamda da rakiplerine göre bir avantaj sağladığını söylüyorlar. Prima şu ana kadar 38 hastaya implant yapmış ve şu ana kadar 3'ünde tam olarak görme yetisinin gelmediğini söylüyorlar. Diğerlerinde daha iyi geçtiğini söylüyorlar. Diğer hastalar daha iyi bir geri dönüş almışlar. Kaliforniya merkezli bir şirket bu. Ve nasıl çalışıyor? Cerrahi olarak retinanın altına yerleştiriyor bu çipi. Ve retinanın altına yerleştirdikten sonra da işlemcisiyle beraber bir de bir gözlük bulunuyormuş. Bir gözlükle beraber çalışıyor. Bu gözlükte de bir kamera varmış ve yansıtıyor. Ne işte görüyorsa o retinanın altında o işlemciye geliyor ve daha sonra yansıtarak insanlara ne gördüklerini gösterebiliyor. Özellikle implant merkezi görme alanını kaybetmiş hastalarda özellikle form görüşünü geri kazandırabiliyor ama renkleri geri kazanamıyor fakat okuyabiliyor, yüzleri tanıyabilir hale geliyor. Ve şu anda ön sonuçlar gelmiş. Bu ön sonuçlara göre de implanttan sonra 6 ay ve 12 ay sonra ölçülmüşler ve implant 12 ay sonra başlangıçla kıyasladıklarında çok daha iyi bir iyileşme, 23 harf iyileşme görmüşler. En iyi yanıtı veren hastada 59 harflik maksimum iyileşme görmüşler ve denemeler de devam edecekmiş. Özellikle görme kaybı yaşayan insanlar için de gerçekten çok çığır açan bir buluş olduğunu söyleyebiliriz. Neuralink'in de tabii ki bununla ilgili muhtemelen yakın zamanda yine görmeyle ilgili neler yapacağını da tabii ki göreceğiz. Oasis yapay zeka modeli bu hafta çok konuşuldu. Özellikle oyun oynamayı seviyorsanız şu anda Minecraft'ı yeniden yapay zeka ile yazan ve anlık olarak siz oynarken tamamen üreten, dolayısıyla her seferinde farklı bir alana çıktığınız, farklı alanlara girip farklı alanlardan devam ettiğiniz bir yapay zeka oyun aracı yazıldı. Bu şirket İsrail'li bir şirket. Yapay zeka laboratuvarları Descartes ve Etched isimli iki şirket tarafından hayata geçirildi ve Oasis isimli bu yapay zeka modelini piyasaya sürdüler. Bu yapay zeka modeli. Biz Minecraft'ı oynarken gerçek zamanlı olarak da tarzlarını oluşturmaya devam ediyor biz oynarken. Biz mesela talimat verdiğimizde tüm işi yapan bir yapay zeka destekli oyun geliştiricisi var arkasında. Herhangi bir oyun yazılmamış ama gerçek zamanlı bir oyun geliştiricisi arkada çalışıyormuş gibi. Ve bu anlamda Oasis'in aslında geleneksel yapay zeka video üretim modellerinden ne kadar farklılaşacağını görüyoruz. Bundan sonra artık daha sürprizli oyunlar belki oynamak isteyeceğiz. Ve 100 kat daha hızlı çalışıyor yapay zeka video üretim modellerinden. Bu anlamda da oynaması da muhtemelen daha keyiflidir. Şu anda piksel olarak çok gelişmiş değil ama yeni GPU'larla 4K çözünürlükte oyunlar üreteceklerini yakın zamanda söylüyorlar. Evet, bugünlük de bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşünceye kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.